Orman yangınlarıyla devam edeceğiz. 3 ilde orman yangınları vardı. Hatay, Çanakkale ve Mersin. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahaleler de başlamıştı. Geçtiğimiz saat diliminde Hatay'a bağlanmıştık. Bu kez Çanakkale'ye gidelim. Kızılkeçili köyünde başlamıştı orman yangını. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılmıştı. Ekiplerin çalışması sürüyor. Alevleri kontrol altına almak için Osman Terkan'a soracağız. Nedir son durum Osman? Yaklaşık 16 saattir ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Deniz Kilistoğlu, Kızılkeçili ve Yapıldak köyünün sınır noktasındayız. Ve çevremiz aslında ağaçlık alan, yani ormanlarla çevrili. Bir tarafımızda tarım arazileri. Şimdi bakın, karşıda Çanakkale Boğazı'nı göstersin Cumhur Çatkaya sizlere. Oradan havadan müdahale eden helikopterler ve yangın söndürme uçakları suyu alıyor ve bizim bulunduğumuz yere getiriyorlar. Burada yapılmak istenen alevlerin güney hattında, bölgenin güney hattında yer alan ormanlık alana ulaşmasını engellemek. Bakın şu anda için için yanan yerler var. Bu bölge tamamen dünden bu yana yaklaşık 16 saattir yanıyor ki saat 16.30 sularında başlamıştı. Yangın iki ayrı noktada başladı yangın. Ardından da hem Yukarı Okçular hem Kemel Köyü'ne sıçradı. Yani 3 köy tehdit altındaydı. Kemel Köyü tahliye edildi, boşaltıldı ve o saat itibariyle de artık alevlere müdahale devam etti. Ama gece saatlerinde gece görüşlü helikopterler sadece havadaydı. Ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte de hem karadan hem de havadan müdahale başladı. Bakın, için için yanan yerler var. Bu yerlere soğutma çalışması yapılıyor. Arazözler, çok sayıda arazöz bölgeye sevk edildi. Onlar ormanın derinliklerine hortum çekerek ormanın derinliklerindeki o alevlere müdahale etmeye çalışıyor. Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli ekipler ve bir taraftan da tabii ki hayati öneme sahip hava müdahalesi. Çünkü karadan ulaşılamayan noktalarda var. Şu an için bulunduğumuz noktada 7 helikopter, 4 uçak görev yapıyor. 30'dan fazla arazöz bölgede su ikmal araçlarını görüyoruz. Bulunduğumuz yere sık sık geliyorlar. Su takviyesinde bulunuyorlar. Ve tabii Balıkesir ve Bursa'dan da takviye ekipler bölgeye ulaştırıldı. Şimdi sizler de az sonra sesi duyabileceksiniz. Yangın söndürme uçağı bakın hemen üzerimizden geçiyor muhtemelen. Bulunduğumuz alana su bırakacak. Çünkü asıl tehlike arz eden nokta burası. Zaten Çanakkale Boğazı'na da yaklaşık kuş uçuşu 2 kilometre mesafedeyiz. O alana gidiyorlar. Çanakkale Boğazı'ndan su hazinelerine su dolduruyorlar. Bambilerine helikopterler su alıyorlar. Ve bakın bir ateş alev çemberinin ortasındayız. Bizler de ayçiçek tarlasını görüyorsunuz. Bunun gibi çok sayıda tarım arazisi zarar gördü. Tamamen bu bölgeye Cumhur Çatkaya'yla gezdiğimiz tüm noktalardaki tarım arazilerinde ciddi hasar meydana gelmiş. Ama dediğim gibi asıl tehlike bakın karşıda şu anda Cumhur Çatkaya'nın görüntü aktardığı noktadan yükselen dumanı görüyorsunuz. O alana alevlerin ulaşması engellenmek isteniyor. Çünkü sonrası güney hattında ormanlık büyük alanlar var. Ve eğer alevler o bölgeye ulaşırsa işte alevlerin yürümesi hızlanacak. Çünkü şu an için rüzgar yok ama öğle saatlerinde saatte hızı 50 kilometreye çıkması bekleniyor. Hava durumundan gelen, meteorolojiden gelen bilgi bu yönde. Şimdi bakın helikopterleri göstereceğiz. Şimdi bir taraftan arazözler yine bölgeye gelmeye devam ediyor. Kızılkeçili köyü üzerinden bizim bulunduğumuz yine Yukarı Okçular, Kemel köyleri, aynı zamanda Musalı, Yapıldak gibi bölgede 5 köy bulunuyor. İşte bu köylerin birleşim noktalarında da ormanlık araziler var. Bakın şu anda Çanakkale Boğazı'ndan bambilerine su dolduran 4 helikopter bölgeye hızla geliyorlar. Az önce tam bizim yayın noktamıza çok yakın bir noktaya, yaklaşık 200-300 metre ilerideki ormanlık araziye suyu boşaltmışlardı. Ama tabii ki tek seferde söndürmek mümkün olmuyor çoğu zaman. Şimdi bir kez daha bakın 4 helikopter şu anda bulunduğumuz noktada Kızılkeçili ve Yapıldak köylerinin arasındaki alanda hem tarım arazisi var, tarım alanları var, hem de ormanlık alanları görebiliyorsunuz. Bakın bambileri de
Şimdi evet boşalttı. Yaklaşık 2-2,5 tonluk suyu şu anda sınır hattına, yani yolla tarlaların birleştiği noktaya, ormanlık araziyi aslında ayıran bir sınır o yol. Yolun ormanlık tarafına bakın Bamilerindeki suyu bırakıyorlar. Ve dün saat 16.30'dan bu yana yoğun bir mücadele var. Tabii gece saatlerinde her helikopter uçuşa elverişli değil. Gece görüş özelliği olan helikopterler görevlerine devam etti ama gece boyunca da tabii ki elbette ki alevler yayıldı. Bakın şu anda bir hesaplama yapılıyor. Dökülecek yer, suyun boşaltılacağı yer çok önemli. Ve oradaki çam ağaçlarının bulunduğu alana diğer helikopter de Bambi'sindeki suyu boşalttı. Şimdi dördüncü helikopterin de sortisini izledik. Tabi sadece şu an ekranlara gelen alan değil, çok geniş bir alandan duman yükseldiğini görebiliyoruz. Havanın aydınlanmasıyla birlikte aslında manzara daha da netleşti. Dün Çanakkale'nin üzeri tamamen dumanla kaplıydı. Hatta kül yağdı bir ara. Bugün de benzer bir manzara ortaya çıkacak. Şimdi bu yangınların tabii ki elbette ki nedeni araştırılacak, araştırılıyor. Ama biliyorsunuz yangınların, orman yangınlarının nedeni %90'ı insan kaynaklı. Şimdi çarpıcı bir görüntüyü de ekranlara getireceğiz. Bakın bu alan tamamen yandı ve diğer tarafa alevlerin sıçraması engellenmek isteniyor. Neden çıkıyor bu yangınlar? Şimdi kabaca göstereceğim burada. Bakın 10'dan fazla şişe var ve geldiğimiz yol boyunca kırılmış. Bakın bu şişeleri görebiliyorsunuz. İşte bu şişeler bu yangınların müsebbibi çoğu zaman. Pet şişeler atılmış. İşte buraya gelen hem köy halkı hem burayı ziyaret eden yerli yabancı turistler arkalarında işte bu şişeleri bırakıyorlar ve tabii hava ısındığı zaman, nem azaldığı zaman bu şişeler bir mercek etkisi yaratıyor ve anında alev çıkabiliyor. İşte sonrasındaki ortaya çıkan manzara da bu. Bakın tamamen yanmış bir orman. Burası ormanın girişi tabii ki. İlerleyemiyoruz. Çünkü için için yanan yerler var ve şimdi ekipler işte hem buraya için için yanan yerlere müdahale etmeye çalışıyorlar, soğutmaya çalışıyorlar. Hem de bu alevlerin ormanlık alana sıçramasını engellemeye çalışıyorlar Deniz Kilistoğlu.